O gece Türk tarihine geçen en büyük ihanetlerden biri yaşandı. Terör ve casusluk örgütü FETÖ, kumpaslarla başaramadığını darbeyle yapmak istedi. Devleti, Türk ordusunun içine sızmış unsurları aracılığıyla ele geçirmeye çalıştı. Kalkışma büyüktü. Özellikle başkent Ankara ve İstanbul'da kan gövdeyi götürecekti. Döktükleri kan, vatan için meydanlara inen silahsız sivillerin, milletin gerçek askerlerinin, yiğit polislerin kanıydı. Bu kalkışmanın tek adı vardı: İhanet. İhanet hazırlığınaysa uzun süre önce başlamışlardı. Şimdi 15 Temmuz'a geldiğimizde tablo şöyleydi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'yle, Batı dünyasıyla politik olarak gerilen, çünkü terörle mücadelesini yoğunlaştıran, bu ülkelerin aparatlarıyla mücadelesini yoğunlaştıran bir Türkiye, politik olarak bağımsızlıkçı adım atan bir Türkiye vardı. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ni, Batı dünyasını ve Türkiye'deki aparatlarını rahatsız ediyordu. Çünkü bu rahatsızlıkta FETÖ gibi, PKK gibi örgütlerin zayıflatılması da etkili olmuştu. Özellikle 17-25 milat olarak ele alınsa da daha öncesinde işte 7 Şubat MİT krizi, daha öncesinde birçok operasyonla beraber, ki buna 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanması da dahil edilebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk ciddi itirazının yaptığı operasyondu. Başlayan bir süreç vardı ve daha sonra sertleşmeye başlamıştı. 15 Temmuz'dan bir sene önce de terör örgütü PKK'ya karşı o çözüm sürecinde gerilim artmış ve en sonunda da operasyonlar başlamıştı. O Hendek barikat terörünü yaşamıştık biz. Bir anda mesela yine IŞİD veya DAEŞ ismi her neyse, bu terör örgütünün de bir anda eylemleri başladı. Türkiye'yi hedef alan, normalde Irak ve Suriye'de bulunan bu örgüt, Türkiye'yi de hedef alan saldırılar yapmaya başladı. Birileri deyim yerindeyse bir şey şartlarını olgunlaştırıyordu. Yani 12 Eylül öncesinin meşhur lafıdır, terör dalgası, ondan sonra sağcı solcu gençlerin birbirine karşı silahlı mücadeleye sevk edilmesi o dönem darbenin şartlarını olgunlaştırmıştı. İşte Maraş olayları gibi olaylar, işte Çorum olayları gibi olaylar bu şartların olgunlaşmasına vesile olmuştu o dönem. Bunu Kenan Evren de söylemişti, darbenin lideri. İşte 15 Temmuz'dan önce de deyim yerindeyse bir terör dalgası Türkiye'yi sarmaya başlamıştı. Bu olaylarla beraber Batı basınında, özellikle Amerikan basında, işte Batı medyasında Türkiye'de darbe olacak söylemleri artmaya başladı. Eski başkanların, ulusal güvenlik danışmanlarından tutun işte think tanklerin yöneticilerine, uzmanlarına kadar yazılarla karşımıza çıktı. Obama yönetimi darbe yönetimini tanır mı diye yazılar, analizler bile, yani darbe gerçekleşip sonrasında Amerika darbe yönetimini tanır mı yazıları bile yazılmıştı. Bu şartlar altında Türkiye ciddi bir şekilde Temmuz ayına gelmişti. Haziran'ın sonuna da doğru da gerilim yaşadığımız Rusya ile iletişim kurulup tekrardan iki ülke arasında ilişkilerin inşasına da karar verilmişti. Tam da mesela böyle bir dönemde DAEŞ isimli terör örgütünün Atatürk Havalimanı saldırısı gerçekleşmişti. Çok büyük bir terör saldırısıydı yine. Şimdi arkasından aynı zamanda FETÖ ile ilgili de bazı bilgiler yansımaya başladı. Bazı gelişmeler yaşanmaya başladı. Zaten emniyet ayağına, yargı ayağına operasyonlar yapılıyordu. O dönemler silahlı kuvvetler içindeki örgütlenme haberleri de artmaya başladı. Ve bir anda mesela örgütün aslında deşifre olduğu anladığımız kadarıyla sonrasından yaptığımız okumada bunun için hızlı harekete geçtiğini görüyoruz. Çünkü o dönem şöyle haberler de çıkmaya başladı. İşte özellikle İzmir'de askeri casusluk kumpası vardı. Çok sayıda Türk subayı, komutan hedef alınmıştı. Bu kumpasın soruşturması neticesinde çok sayıda işte FETÖ'cünün, FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen silahlı kuvvetlere sızmış kişinin soruşturma geçireceği haberleri yansıdı. O soruşturmalarda İzmir merkezli bir soruşturmaydı. Ve bunun üzerine daha sonradan dediğimiz gibi ortaya çıkan bilgiler ışığında FETÖ harekete geçiyor. Ki bir iddiaya göre örgütün aslında Ağustos başında gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura'da istediği görevlendirmeleri yaptıktan sonra bir darbe planladığı yönünde çeşitli iddialar, çeşitli ifadeler, bilgiler yansıdı kamuoyuna. Kalkışma planını yapan Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki hain unsurlardı. Plan, örgütün elebaşının onayına sunuldu. Sunan, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'dü. İşte örgütün silahlı kuvvetler imamı olduğu, daha sonra ortaya çıkan Adil Öksüz'ün Pensilvanya'ya gitmesi, planları onaylatması, oradan Türkiye'ye gelmesi ve bir anlamda deyim yerindeyse düğmeye basılması. Şimdi 15 Temmuz'a geldiğimizde böyle bir manzara vardı. Hareketlilik erken saatlerde başlamıştı. Planlar hazırdı. Saldırının saati gece 03 olarak belirlendi. Herkes için normal bir gün.
tabii ki ama birilerinin hareketli olduğu ortaya çıkıyor. Planlamalar yapılmış ve gece 3'te 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece 3'te darbe gerçekleşecek. Saat 14 civarı Milli İstihbarat Teşkilatı'na örgütle bağlantılı bir kişi geliyor. İşte kara havacı bir kişi, şahıs, FETÖ'cü. Şunu söylüyor, diyor ki bugün örgüt Milli İstihbarat Teşkilatı'na bir saldırı gerçekleştirecek. Bunun üzerine bir hareketlilik başlıyor. Silahlı kuvvetlere yansıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı silahlı kuvvetlere bilgiyi aktarıyor ve bazı incelemeler yapılıyor. İşte Kara Havacılık Okulu'nda incelemeler yapılıyor. Başka yerlerde işte dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı gidip yerinde inceliyor durumu. Tabii ki burada sonradan ortaya çıkan yine veriler bu hareketlilik örgütü deyim yerindeyse harekete geçiriyor. O nedenle gece 3'te planlanan eylem saat 8'e, 20'ye alınıyor. Ve 20'den sonra Türkiye'de bir hareketlilik başladı. Darbe girişiminde FETÖ'yü aklamaya çalışanlar, detayı bilmeden sadece muhalefet etmek isteyenler, akşam saatinde darbe olmaz, darbe gece yarısı olur diyordu. Oysa devletin araştırması dengeyi değiştirmişti. Şimdi bu gece 3 planlaması çok tartışıldı. İşte Türkiye'de darbe, geçmişteki darbelerden örnek verilerek gece yapılır. Gece 3'te, saat 8'de, 9'da darbe mi olur şeklinde. Bu veriler aslında birçok ifadeye yansıyor. Gece 3'te artı planlama daha sonra ortaya çıktı. Gece 3'te yapılacağını, yapılması planlandığına yönelik. Çünkü mesela bazı yerlerde gece 3'e göre konumlandığı için, planladıkları için mesela gece 2-3 gibi orada oldukları, örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'na suikast için veya Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve çevresini ne diyelim yasa dışı bir şekilde derdest etmek amaçlı hareket edenler gece 2-3 gibi orada bulunurken, işte 12-1 gibi ikimisi bulunurken, işte daha yakın örgüt içinde görevlendirilmeleri daha yakın yerlerde olunanlar saat 8-9 gibi hemen o bölgelere kaydırılıyor ve saat 20 gibi hareket başlıyor. Planlamada ilk hedef Genelkurmay Başkanlığı. Çünkü ordu içindeki kalkışmayı darbeye çevirmek için karargahı ele geçirmeleri şart. Emir komuta zinciri içinde tüm Türkiye'deki birliklere emirler karargahtan gönderilecek, komutanlar da ikna edilemezse derdest edilecekler. Örgütün ilk hedefi Genelkurmay Başkanlığı'nı ele geçirmek. Nedeni de şu, işte o dönem Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ondan sonra ve bakıldığında ikinci başkan Yaşar Güler. Bakıldığında oradaki komutanlar hedefleniyor. Çünkü amaç karargahı ele geçirip bir emir komuta zinciri içinde darbeyi gerçekleştirmek. Çünkü bir grup olarak hareket ettiklerinin anlaşılması durumunda silahlı kuvvetler içinde bu gruba yönelik mukavemet başlayacak. Şimdi bu nedenle karargahı ele geçirip hatta kabul ederlerse komutanları ikna edip ki Hulusi Akar işte Genelkurmay Başkanı'na yönelik baskılar yansıdı zaten. Komutanları ikna edip bunu emir komuta zinciri haline getirmek. Karargaha ilk saldırı bu nedenle Genelkurmay karargahına yapılıyor. O görüntüler zaten sonradan yansıdı. Komutanlar direniş gösteriyor ve direniş gösterdikleri için de deyim yerindeyse işte zor kuvvetiyle alınıp darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü'ne götürülüyorlar. Daha sonra birçok komutanın oraya götürüldüğünü biliyoruz. Başka yerlerden de işte örneğin Merkez Ordu Evi'nden başka yerlerden alınan komutanlar işte FETÖ'ye karşı direnecek, direnen, bu darbeyi kabul etmeyen komutanlar Akıncı Üssü'ne zor kuvvetiyle götürüldüler. Darbe girişimi başlamıştı. Daha doğrusu Türk ordusu içinde FETÖ'cü teröristlerin kalkışması. Bu arada aynı anda Ankara'nın üzerinden jetler alçak uçuş yapmaya başlıyor ve aynı şekilde İstanbul'da da birinci köprü tutuluyor. Yine bu bir tarafı tutuluyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş tarafı. Aynı saatlerde zaten yavaş yavaş bizlerin de, biz gazetecilerin de haberlerin olduğu gelişmeler yaşanmaya başladı. İşte jetlerin uçuşu, belli noktalarda zırhların geçişi, daha sonra görüntüleri de yansıdı zaten medyaya. Bir şeyler olduğunu anladık. Yani bir şeyler var ama şunu düşünüyoruz. Silahlı kuvvet birincisi, geçmiş darbeleri düşünerekten şunu söyledik. Silahlı kuvvetlerle hükümet arasında bir uyum var. Türkiye'de bir kriz yok, bir iç savaş durumu yok, bir sıkıntı yok. Neden böyle bir harekete girişilsin? Siyasi iradeye yönelik neden böyle bir zor kuvvetine başvurulsun? Bakıldığında öyle bir zemin de yok deyim yerindeyse. Çünkü darbenin hiçbir şekilde şeyi kabul edilmez ama öyle bir zemin de yok. Yani kafalarda çok sayıda soru işareti. Kabul edilemeyecek bir şey zaten. Silahlı kuvvetlerin bütününe baktığımızda silahlı kuvvetlerin hassasiyet noktası olan konuların uygulamaya geçirildiğini görüyoruz. PKK'yla mücadele ediliyor, FETÖ'yle mücadele ediliyor. Başka anlamlarda diyaloglar kuruluyor, dış politika eğilimi var. İktidarla da son derece uyumlu çalışan bir yapı. Şimdi bu nedenle bunun içinde başka bir şey olduğu netleşti. Artı geçmiş dönemde o yakın zamanda işte batıda çıkan Türkiye'de darbe olabilir yazıları akla geldi. Bakıldığı zaman örgütün silahlı kuvvetlere
mahallelerde direnen insanlara ateş açılmaya başlandı. İşte Akıncı üssüne doğru giden insanlarımıza ateş açılmaya başlandı. Yani örgüt o terör yönünü de orada artık sahaya sürdü. Çünkü artık adım adım başarısızlığa doğru gidiyordu. Zaten gece 1 gibi, yanlış hatırlamıyorsam 1-1.5 gibi orada Milli İstihbarat Teşkilatı darbenin püskürtüldüğünü açıklamıştı. Ondan sonrası işte karşılıklı bir mücadele vardı ama artık darbecilerin hedefine ulaşmayacağı, tecrit oldukları, afişe oldukları ve onlara artık meydanın bırakılmayacağı ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bakıldığında o saldırıdan çok akıllı hamlelerle kurtulmasıyla beraber ve sonra sabaha karşı Atatürk Havalimanı'ndan halka hitabıyla beraber artık onlar için sonun başlangıcıydı. 15 Temmuz bugünden bakıldığında, incelendiğinde Türkiye'ye yönelik bağımsızlığını, Türkiye'nin bağımsız dış politika üretme geleneğini, terörle mücadelesini, örneğin PKK-PYD terör örgütü, DAEŞ terör örgütüyle mücadelesinde bağımsız hareket etmeyi, savunma sanayisini geliştirmeyi, darbeciler başarılı olsaydı savunma sanayimizde bugünkü gelişmeleri görmezdik. Mavi vatan kavramının artık hepimize, örneğin hayatı boyunca deniz görmemiş vatandaşımızın bile diline gelmesine, beynine ulaşmasına etkili oldu. Ve bu darbecilerin püskürtülmesi aslında çok daha güçlü bir Türkiye'nin önünü açtı. Bu açıdan da 15 Temmuz bir milattır. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Yine bugünden bakıldığında şimdi 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece başlayan operasyonlar ve 16 Temmuz sabahından itibaren yoğunlaşan operasyonlar zor bir dönemin başlangıcı oldu bizim açımızdan. Tutuklamalar yapıldı, gözaltılar, tutuklamalar. O gece bu tür örgütler söylemiştik biz. Bir casusluk örgütlenmesi aynı zamanda, bir Gladio örgütlenmesi. Bu nedenle B planları vardı, bütün kadrolarını sahaya sürmemişlerdi. Daha sonra kripto unsurları da açığa çıkmaya başladı. Bunlara yönelik operasyonlar sürdü. Zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın uzun süre sonunda, aslında bu darbe girişiminden kısa bir süre öncesinde ilk bulgularına, bilgilerine ulaştı. Örgüt içi iletişim araçlarının da ortaya çıkması operasyonların çerçevesini genişletti. Devlet bir savunma mekanizmasını harekete geçirdi. Eksikler var, halen sıkıntılar var. Hatta son dönemde örgüt bir anlamda psikolojik olarak kafa kaldırdı tekrar görülüyor ama bakıldığında Fethullah Gülen ve militanları, bu terör örgütlenmesi, bu casusluk örgütlenmesi artık Türk tarihine bir yıkım örgütü olarak, bir terör örgütü olarak geçti Türkiye Cumhuriyeti tarihine. Ve bu örgüt artık bu saatten sonra bu isimle, bu şekilde bir örgütlenmeyle Türk insanına kendini kabul ettirmez. Bu nedenle esas tehlike zaten o. Şimdi örgütün renklendirme olarak adlandırdığı bir metotla şu an yoluna devam etmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Zaten ideolojisi olmayan da bir örgüt olduğu için, yani her renge, her kalıba girebilen bir örgüt olduğu için şu an Atatürkçüyle Atatürkçü görünüyor. Milliyetçiyle milliyetçi, ülkücüyle ülkücü, dindarla dindar, sosyalistle sosyalist. Belli tarikatların, cemaatlerin içine sızıyor unsurlar üzerinden. Kurumlar da kendisini gizlemeye devam ediyor. Az da olsa kalan unsurları üzerinden halen kurumlarda varlığını devam ettiriyor, dönem dönem plan operasyonlarla ortaya çıkan bir gerçek bu. Bu nedenle aslında evet örgüt tecrit oldu. Kimse bu FETÖ denen örgüte güvenmiyor. Yani Türkiye'de genel eğilim bu örgütün Türkiye düşmanı, Türk insanının düşmanı olduğu yönünde bir eğilim var. Örneğin dönem dönem siyasi tartışmalarda karşılıklı insanlar birbirini FETÖ'cü olarak suçlaması bile aslında herkesin bu örgüte yönelik olumsuz düşünceye sahip olduğunu gösteriyor ama dediğimiz gibi tehlike aslında devam ediyor. Bu nedenle teyakkuzda olmamız, her zaman bilinçlerimizde böyle bir örgütün başka başka görüntülerle karşımıza çıkabileceğini düşünmemiz ve buna göre hareket etmemiz esas olmalı. Bu örgüt gibi yapılanmaları güçlendirmek hepimize zarar verecek. Yani bugün nasıl ki geçmişte bu yana bakıldığında bunlarla dönem dönem iletişim kuran yapılar ciddi sıkıntılar görmüşse, bugün iletişim kuran yapılar da gelecekte mutlaka zarar görecektir. Ama esas olarak onlar yerine onlarla beraber hepimiz zarar göreceğiz. O açıdan bakıldığında 15 Temmuz bizim için bir uyarı fişeğidir aynı zamanda, işaret fişeğidir. Bir daha böyle geceler yaşamamak için hepimizin, farklı düşüncelerde olabiliriz, farklı siyasi kaygılarımız olabilir, düşüncelerimiz olabilir, çözüm yöntemlerimiz farklı olabilir ülke sorunlarına ilişkin ama bakıldığında da
bu tür yapılara karşı Türkiye'nin resmi devlet politikaları, örneğin terörle mücadele, örneğin dış politika, örneğin güvenlik politikaları noktasında ortak akla hepimizin destek vermesi lazım. Ortak akla oluşturmak ve ortak akla destek vermemiz gerekiyor. Tarih 15 Temmuz 2016. 251 şehit, destan yazan bir millet, devletine sahip çıkan askerler, polisler, istihbaratçılar. Kuvayi Milliye'nin torunlarının yazacağı türden bir destan. 15 Temmuz bizim açımızdan ciddi bir milattır. Allah bizlere bir daha o 15 Temmuz gecesi gibi bir gece yaşatmaz.